Tiroid ameliyatları şu dört temel sebeple yapılır. Kanser veya kanser şüphesi, tiroid bezinin aşırı çalışması, tiroid nodüllerinin yutma veya solunumu engelleyecek ölçüde büyümesi, tiroid nodüllerinin dışarıdan fark edilecek ve kozmetik sorun oluşturacak ölçüde büyümesi. Tiroid ameliyatlarında minimum cerrahi tiroid bezinin bir yarısının tamamıyla çıkartılmasıdır. Bu durumda tiroid bezinin kalan yarısı vücut için gerekli hormonları üretmeye çoğu kez devam edecektir ve yeterli olacaktır üretilen hormon. Tiroid bezindeki sorun her iki tiroid lobunu da yani her iki tiroid yarımını da ilgilendiren bir sorunsa veya ameliyat sonrası hastaya radyoaktif iyot tedavisi ya da halk arasında bilinen adıyla atom tedavisi verilmesi gerekiyorsa yapılması gereken cerrahi tiroid bezinin tamamının çıkartılmasıdır. Tiroid bezi ameliyatla alınmış kişi vücut için gerekli tiroid hormonlarını günde bir kez alacağı hap şeklindeki ilaçlarla yerine koyabilir. Bu durumda vücut için gerekli, metabolizma için gerekli tiroid hormonları vücuda alınmış olacaktır ve hasta çoğu kez herhangi bir sorun yaşamaksızın yaşamına devam edebilir. Tiroid bezi etrafında çok önemli yapıları barındırmaktadır. Bunlar üst ve alt gırtlak sinirleri ve tiroid bezinin arkasına yerleşmiş çok küçük paratiroid bezleridir. Tiroid cerrahisi sırasında bu yapıların korunması çok büyük önem arz etmektedir. Tiroid ameliyatlarında ses telini hareket ettiren ya da gerginliğini sağlayan üst gırtlak ve alt gırtlak sinirlerinin korunmasında cerrahi deneyim ve anatomi bilgisi temeldir. Bunun yanı sıra sinir monitörü adı verilen yüksek teknoloji cihazı da bu sinirlerin tanınmasını, korunmasını kolaylaştırmaktadır. Tiroid ameliyatları sırasında ne kadar dikkat edilirse edilsin, kimi zaman ses telini hareket ettiren ya da gerginliğini sağlayan üst ve alt gırtlak sinirleri incinebilmektedir. Bu durumda birkaç haftadan 6 aya kadar sürebilen geçici ses kısıklığı ya da ses tonunda değişiklikle karşılaşabilmekteyiz. Baş boyun bölgesinin pek çok tümöründe olduğu gibi tiroid tümörlerinde de boyundaki lenf bezelerine sıçrama ihtimali varsa veya sıçradığı anlaşılıyorsa yapılması gereken boyun diseksiyonu işlemidir. Boyun diseksiyonu işlemi boyundaki lenf bezelerinin hayati yapılara zarar vermeksizin sistematik bir şekilde çıkartılması işlemine verilen addır. Baş ve boyun bölgesinin pek çok tümöründe olduğu gibi tiroid bezi tümörlerinde de boyunun lenf bezelerine sıçrama söz konusuysa veya sıçrama ihtimali söz konusuysa yapılması gereken boyun diseksiyonu işlemidir. Boyun diseksiyonu işlemi boyunun lenf bezelerinin boyunun hayati yapılarına zarar verilmeden sistematik bir şekilde çıkartılmasıdır. Tiroid bezi tümörlerinde boyun diseksiyonu boyundaki lenf bezelerine sıçrama söz konusuysa veya sıçrama ihtimali varsa uygulanır. Boyun diseksiyonu işlemiyle boyunun orta bölümü veya yan bölümlerindeki lenf bezelerinin çıkartılması işlemi sırasında boyunun hayati yapılarının korunması oldukça önemlidir. Lenf bezelerinin çıkartılması genellikle hastaya kalıcı bir eksiklik oluşturmaz. Yaşamı için bir sorun sebebi olmaz. Eğer tiroid tümörleri için boyun diseksiyonu yapılacaksa çoğu kez tiroidektomi ameliyatı sırasında aynı seansta boyun diseksiyonu işlemi de uygulanabilir.